Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Geçim kaynağımız ya. Biz bundan para kazanıyoruz. Yani çamur böceği olmazsa bizde hayat yok. Artık bundan sonra bizde hayat yok zaten. Yani dünyanın en güzel yeriydi. İnanın şu anda korku filmi gibi. Siz de görüyorsunuz. İnanamıyorum olanlara. Çok acı. Yani sadece ağaç değil ki. Bitti, canlılar bitti. Ekosistem alt üst oldu. Bunun tekrar bir araya gelmesi. Yani işte arılar diyorsunuz. Nereye gelecekler ki bir daha? Hadi Çambalı. Bir daha Çambalı yok belki de, Marmaris Çambalı. Kalmadı, çam kalmadı çünkü. Kendim Isparta'daydım. Arılarım kaçtıydım. Yani 7.30'larda falan çıktım. Saat 1'de buraya geldim gece. Söğüt köyüne geçtim. Çocuklarımı oraya taşıttırdım. Tabii burayı boşalttılar. Kendim de oraya geçtim. Sabah geldim. Hayvanlarım falan bitmiş. Yangın olayı var ya. Osmaniye'yi bitirmiş durumda. Arıcılık bitmiş durumda. Muğla Marmaris'in Çambalı diye geçen şey bitti. Böyle bir şey olmaz. Ağlasan sabahtan beri ağlıyorum, gözlerim yanmaya başladı. Ağlasan da çare yok, çürüyorsan da çare yok. Benim evim yok abi. Benim işte o. Yukarıda büyük oğlanım var ya, şu gedimde. Bana gidelim diyorlar. Fakat
bu acı, acı üstüne ben bir yere gittim. İnekleri, koyunları, keçileri iplere bağladık. Kilometrelerce yürüdük bayırdan. Onları güvenli bir bölgeye alabildik. Kurtarabildiklerimizi kurtardık. Ama bu ormanın içinde yananları hiç bilmiyoruz. Yani burada inanılmaz bir doğa vardı. Hepsi öldü. Artık göremiyoruz şurada. Bu güzel mazımızın şeyi, görüntüsü, şu anda yeşillikleri, cennet mazı diyenen, adlandırılan köyümüzde kalmadı. Zor durumdayız ya. Herkes zor durumda. Bir de kalktım sabahleyin. Şey gelmiş, adını sen söyle, kaplumbağa. Dedim ki, su getireyim sana dedim. Döndüm, gittim, hayvan kaybolmuş. O kadar duygulandım ki, yemin ederim, ağladım bir türlü. Dedim, azıcık hemen koşarak gideyim, su getireyim, tatlı su. Geri döndüm ki, kaybolmuş hayvan. Sen mi kurtuldun bir tek bu yangından dedim, nasıl kurtulabildin dedim, ne mutlu sana dedim. Çok üzüldüm gerçekten, o gün çok ağrıdım. Çok sağ ol. Şokta mısın sen? Tamam, şoktasın. Tamam, geçti ama. Geçti artık ama. Şu an Gökpınar bayır arasında ateşin önünde sıçramaları engellemek için bekliyoruz. Ama gözüken rüzgar alıyor. Çok tehlikeli, çok tehlikeli bir durum. Bodrum'dan da tehlikeli burası. Herkes hazır olsun, herkes bir şeyler yapmaya çalışsın. İnsanlara, ormana, jandarmaya yardımcı olalım. Burada yolu, Gökpınar bayır yolunu geçirmemeye çalışıyoruz. Geçerse zaten Ören'den karşılayın. Açık ve net söylüyorum, Ören'den. Mazı'dan değil, Ören'den. İşte şu anda gördüğünüz gibi kamyonlar su takviyesine buraya geliyorlar. Buradan doldurup yangına gidiyorlar. Çünkü diğer taraflarda su sıkıntısı varmış. Çok mücadele ettik. 3 tane bot parçaladım. Çocuklarımla aynı şekilde. Terliklerimizle yeri geldi yalın ayak. Ayaklarımız yandı. Eşeğimizin bacakları yandı. Allah razı olsun, ülkemdeki bütün veterinerlerden duyurduk. Anında 4-5 tanesi mazıya geldi yardım etmeye. Herkese ne diyeyim, Allah herkesten razı olsun. Zeytin ağacımız gitti. Harap ağaçları vardı, gitti. Hayvancılık zaten bitti. Bak bir tane inek odan yanıyor benim, gidiyor diyelim. İpini kırıyor, iniyor, gitti, yok. Neden bulacağız şimdi? Neden geçimimizi sağlayacağız? Turizm bitti. Neden geçineceğiz? Yerlerim bir gün durmadı kaldık ya. Evlerimiz gitti. Bak ev, o da bir tane zeytin ağacını kurtaramadık. Var orada ya.
Çökertme koyuna doğru gidelim dediler. Yani köyümüzü terk etmek istemiyoruz. Bodrum'a falan gidip de biz arkamızda bahçemizi, bağımızı, hayvanımızı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bir şekilde hortumla su tutarız, belki bir şey yaparız. Yani böyle bir çaresizlik. Bakın, ben aynı zamanda Tema Vakfı Bodrum sorumlusuyum. İklim değişimi ve iklim krizi bilinen bir şey. Bas bas bağırılıyor. Ege Akdeniz bölgeleri iklim krizine direkt etkilenen bir bölge. Şu an ben daha yangın çıkmadan yürürken bile şu çalılardan nereden kıvılcım çıkacak ödüm kopuyordu. Bunu sabotaj falan filan diye habire anlatıyor. Şurada elinizde en ufak bir kıvılcım olsun alevleniyor. Burada gerçekten bunu bilerek bilinçli bir şekilde bu krizden nasıl kurtarırız? Ya ormanlar terk edilmiş. Şimdi bakıyorum, Allah'tan tek tük zeytinler korumuş. Bundan sonra yapılması gereken şu olma ve köylüler, gerçekten gençler, hepinize çok teşekkürler. Ben burada yokken şu zeytini şurayı çektiniz sanırım, benim zeytinler. 3 tane falan orada zeytin yazmış bütün ağaçlar. Ve ben ömrümü ağaç dikmeye, çocuklara ağaçlandırmak için çırpınırken ve benim böyle bir enkazı nasıl kaldıracağım, ben bunu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ben. Sosyal medyadan bize ihbarı geldi. Tamamen yanmış. Bütün bölge, karın bölgesi yanmış. Penisi yanmış. Ve ayakta duramayacak kadar kötüydü durumu. Hemen biz geldik. Veteriner hekim arkadaşım Hakan'la birlikte serumunu taktık. Yaralarına müdahale ettik. Şimdi bir grup veteriner arkadaşımız daha geliyor. Bu şekilde hepsine bir çare bulmaya çalışıyoruz. Ama bölgedeki durum çok çok kötü. Hayvanların durumu kötü. Ama birçok gönüllü veteriner hekim arkadaşımızla biz bu misyonu üstlendik. Hemen su ona. Gelin. Getiriyorum. Hadi. Ağzına gelmiyorsa, ağzına gelse hiç. Biraz daha doldursa iyi olur. Şokta şu an zaten. Aferin. Çık. Tamam. Çok tatlıymış ya. Çok tatlı. Çık. Tamam. Tamam, geçti artık. Şok durumu geçti. Ayıcığına bakayım. Hafif yanıkları var. Aferin. Tamam. Aferin. Ne yapalım? Ben alayım bunu. Tamam. Bıraktım. Ben suyu doldurup getireyim. Tamam. Bıraktım. Çok birazcık. Ya. Hemen bakalım. Ha? Öbürüne sağlam mı? Yok, ölmüş. Ölmüş. Bu yangını kimse söndürmedi. Bu yangın hepimizi yaktı geçti. Biz sadece gözyaşlarımızla kendi evimizi, kendi bağımızı, bahçemizin %1'ini kurtarabildik. Gözyaşımızla, başka bir şeyle değil. Birazcık rahatlayacak mısın? Biz sana sadece yardım ediyoruz. Sadece yardım. Değil mi? Hiçbir şey içmemiş de hidre. Aha, çok sağ ol. Şokta mısın sen? Şoktasın. Geçti artık ama. Geçti. Aferin, şimdi sana bırakacağım, tamam mı? Bırakacağım ve sakin olacaksın. Aferin sana. Sana yardım ediyoruz anneciğim. Sadece sana yardım ediyoruz. Bir serum takılsa iyi olacak. Çok var mı? Dehidre. Var tabii, var. Diğer hekim arkadaşım yaş mamayı yemezse serumu takacağız. Yaş mama yok mu? Getir yaşımı. Aynen.